Restoran satış ekranında masadaki ürünler haricinde küver işlemi de uygulanabilmektedir. Küver işlemi, ürünler haricinde yer alabilecek servis bedeli anlamını taşımaktadır. Bu işlemin nasıl uygulandığını incelemek için restoran modülümüze gelerek buradan restoran satış ekranı çalıştırılır. Restoranda yer alan masalarımızda küver işlemini uygulamak istediğimiz masaya gelerek sağdaki işlem butonlarımızdan diğer butonuna tıklayıp buradan küver seçeneğini seçtiğimizde seçili masa için servis bedeli ücretini tanımlayabilmekteyiz. Burada servis ücretini kişi başı yapabilir, sabit bir değer verebilir veya sabit bir yüzde indirimi sağlayabilmekteyiz. Sabit kişi başı olarak bir değer belirtmek istediğimizde, örneğin 5 liralık bir servis bedeli yansıtmak istediğimizde ilgili numaratör ekranına verimizi girer ve tamam dediğimizde masamıza 5 liralık bir servis ücretini yansıtıldığını görürüz. Bu servis bedelini aynı zamanda yeni bir sekme açarak restoran modülümüzdeki parametrelerden salon listesine geldiğimizde, örneğin herhangi bir salonumuz için değiştir diyerek burada küverimizi salon bazında otomatik olarak tanımlayabiliriz. Yine burada seçeceğimiz sabit küver cinsimizi kişi başı sabit veya yüzdesel olarak değerlendirebilir. Default değer olarak ne kadarlık bir bedelin yansıtacağını buradan belirtir. Faturalama işlemlerinde küver açıklamasını hangi açıklamada yansıtmak istediğimizi buradan belirtir. Eğer küverimizi otomatik uygulayacak isek bu parametre evet seçilir. Bu şekilde ayarlarımızı yaptığımız zaman restoran satış ekranındaki giriş kat restoranımızda herhangi bir müşterimizin geldiğini varsaydığımızda ilgili ürünler eklenerek masamızı kaydettiğimizde masamıza otomatik olarak servis ücretinin yansıtıldığını görürüz. Bu şekilde siparişlerimizi tahsilat aşamasında ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra eğer bu gibi işlemler sonrasında fatura düzenlemek istediğimizde ise yine parametreler ekranımızdan geri gelip buradaki restoran parametreleri ekranımızda daha önceki restoran parametreleri nasıl tanımlanır videosunda anlatıldığı gibi küver hizmet kodu belirlenmesi gerekmektedir. İlgili hizmet kodu sonrası sipariş faturalamasındaki hizmet kodu kullanılmaktadır. Küver hizmetinin aynı zamanda yazar kasa tanımlarındaki departman tanımı için yeni bir sekme açıp arama alanına yazacağımız sistem parametreleri ekranı ile burada tekrar arama alanında küver yazdıktan sonra karşımıza restoran bedelinin yazar kasa üzerindeki tanım değeri gelir. Buradaki tanım değer departmanları tanımlamaktadır. Bu şekilde departman tanımını yaparak işlemimizi kaydettiğimizde yazar kasa üzerindeki tanımlamasını da gerçekleştirmiş oluruz. Gün sonunda alacağımız raporlardan Z raporunda küver ücretinin nasıl geldiğini incelemek için yeni bir sekme daha açar. Buradan restoran modülümüzü çalıştırıp raporlar alanımızda Z raporumuzu çalıştırırız. Z raporumuzdaki parametrik değerler sayesinde ilgili tarih ve saatimiz gelerek raporumuzu ekrana aldığımızda burada daha önceden eklemiş olduğumuz garson bölümünde toplam küver alanını görürüz. Toplam küver alanını Z raporumuzda aynı zamanda tasarım bölümüne gelerek arama alanımıza küver yazdığımızda rapor alanlarına küver yansıtabilir, garson analizine toplam küveri yansıtabilir, masa ürün analiz başlık altına küveri yansıtabilir ve devam ettiğimizde ürün analiz başlık altına toplam küver hesabımızı belirtebiliriz. Bu şekildeki tasarım sonrasında ilgili küver ücretimizi Z raporunda gösterebilmekteyiz. Bu şekilde restoranımızda küver işlemlerinin yönetilmesi sağlanmaktadır.